Trump'ın sözlerinde de doğal düşman lafının kullanılmış olması çok büyük bir talihsizliktir. Kürtler ve Türkler doğal düşman değil. Türkler ve Kürtler yüzyıllardır bu bölgede yaşayan akrabadırlar, eştirler, dosturlar, kardeştirler, iç içe geçmiş olan iki halktır. Dolayısıyla emperyal projenin bir yerde dışa vurumudur. Numan Bey, Euronews'in Röp programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğun bir gündemde bizi kabul ettiniz. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok maalesef. Gündem giderek yoğunlaşıyor. Hemen Suriye diye başlamak istiyorum. Suriye operasyonunda Türkiye'nin nihai hedefi nedir? Şimdi öncelikle tabii Türkiye'nin Suriye ile ilgili, özellikle Suriye'nin kuzeyi ile ilgili pozisyonu çok nettir ve her platformda dile getirdiği bir pozisyondur. Yani Türkiye bunu Amerikalılarla konuşurken de, efendim Ruslarla konuşurken de, İranlılarla da, Avrupalılarla da konuşurken hep aynı şeyleri söyledi. Bizim Suriye ile ilgili birkaç tane beklentimiz var. Birincisi, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. İkincisi, biz orada terör örgütlerinin yuvalanarak Türkiye'ye karşı zarar vermesini istemiyoruz. Orada terör örgütlerini barındırmayacağız. Üçüncüsü, o bölgede bir terör koridorunun açılması ve bunun sonrasında da bir terör devletinin kurulmasına Türkiye müsaade etmeyecektir ve bölge ülkelerinin de hayrına olmadığını, bu durumun hayrına olmadığını düşünüyor. Dördüncüsü de öngörülen Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gösterdiği o harita, yani güvenli bölge olarak ilan edilen bölgeye Türkiye'de, çoğu Türkiye'de olan Suriyelilerin 1 milyonunu Türkiye'den oraya göndermek, oraya da yeni yerleşim yerleri kurmak, 1 milyonunun da mevcut kendi bölgelerine dönerek orada yaşamalarını sağlamak gibi Suriyeli mültecilerle ilgili bir güvenli bölge oluşturulması. Mümkün tabii, bu Türkiye'nin kararlılıkla uluslararası camiayla paylaştığı bir görüşüdür. Bunun için neler yapılması gerektiğini her platformda dile getiriyor Türkiye. Ama sonuçta hep beraber uluslararası camianın üzerinde yoğunlaşması gereken bir husustur. Yani kolay değil. Suriye'de 4 milyonunu biz aşağı yukarı barındırıyoruz. Ürdün'de Suriyeli mülteciler var. Başka yerlerde var. Ve Suriye'de hemen hemen halkın kahir ekseriyeti Suriye'nin içerisinde mülteci pozisyonuna düşmüş vaziyette. Bütün bunların hepsini ortadan kaldırabilmek için güvenli bölgenin oluşturulması ve özellikle bu güvenli bölgenin havadan da güvenliğinin sağlanarak, yani ne rejim tarafından ne başka güçler tarafından bombalanmayacağının garantisinin verilerek burada bir güvenli bölge oluşturulması lazım. Türkiye'nin pozisyonu nettir, açıktır. Türkiye'nin bir karış toprak, kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye dediğimiz yer bizim komşularımız, dostlarımız, kardeşlerimiz, ister Kürtler olsun, ister Araplar olsun, ister oradaki Türkmenler olsun, Ezidiler olsun, Müslümanlar olsun fark etmez. Hepsi bizim dostlarımızdır, bizim akrabamızdır, bizim ailemizin bir parçasıdır. Biz öyle görürüz ve bu bölgenin güvenli hale getirilmesi, barışın ve esenliğin getirilmesi için mücadele ederiz. Ümit ediyorum ki sonuçta da bu sonucu elde edeceğiz ve inşallah başarılı olacağız. Orada Türkiye için tehdit unsuru olan şey nedir? Şimdi tehdit unsuru olan husus bir kere uzunca bir süredir. 2011'in Temmuz aylarına doğru gidersek ilk başta rejimin halkın üzerine ateş açmasıyla başladı. Arkasından iç savaş haline döndü ve hemen 1-2 sene içerisinde de vekalet savaşlarına döndü. Yani biz bu kavramı ilk kullandığımız zaman bazıları itiraz ediyordu. Yani birileri Orta Doğu satrancında, bu kirli satrançta kendi elini kuvvetlendirmek için terör gruplarına destek verdi. YPG, YPYD'ye, IŞİD'e, diğerlerine bir sürü destekler verildi. Dolayısıyla bu Suriye'nin kuzeyi özellikle terör örgütlerinin çok rahat hareket edebildiği bir alan haline geldi. Terör örgütleri cenneti haline dönüştürüldü. Ve buradan da maalesef Türkiye'ye çok çok çeşitli terör saldırıları oldu. Hem oradan atılan füzelerle, oradan atılan bir takım roketlerle Türkiye'nin şehirleri, kasabaları vuruldu. İnsanlarımız şehit oldular. Hem de maalesef işte DAEŞ'in yaptığı gibi, Sultanahmet saldırısı gibi, Ankara Gar saldırısı gibi, Suruç katliamı gibi çok sayıda katliamlar oldu. Aynı şekilde oradan hareketlenen bir takım PKK unsurlarının Türkiye içerisinde yapmış olduğu terör saldırıları oldu. Dolayısıyla orası sadece Türkiye için değil ama başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin tamamının istikrarını hedef alan bir fitne yuvası haline döndü. Orası bir caizse terör örgütleri cenneti haline dönüştürüldü. Bu Türkiye'nin karşı çıktığı bir şeydir. Doğru bir şey değildir. Şöyle filmi başa alıp sardığınız zaman, eğer Suriye'deki olaylar başlamadan evvel
DAEŞ'i, PYD'si, YPG'si, SDG'si bu terör örgütleri hareketlendirilmeden evvel Orta Doğu'da olanlara şöyle bir bakın. Oyunun ne kadar büyük bir oyun olduğunu da çok rahat bir şekilde görürüz. Hatırlıyorum, DAEŞ bir keresinde ilk başlarında Suriye'nin en batısından neredeyse bir hafta içerisinde Kerkük'e, Musul'a kadar geldi. 90 bine yakın DAEŞ militanının olduğu tahmin ediliyor. Dünyanın dört bir tarafından bu insanlar getirildi. Ben hep şunu söylerim ya, izci kampına getirseniz 90 bin insanı bu kadar rahat getiremezsiniz. Dünyanın dört bir tarafından insanları getirdiler. Ellerine silahları verdiler. Kim verdi? Niye verdi? Ve DAEŞ hangi amaca hizmet etti? DAEŞ'in ettiği hizmet bellidir. Oradaki yapıyı değiştirdi. Ülkelerin işte demografisini değiştirmeye gayret etti. Ve hatta bütün bunların sonucunda da belki ülkelerinin siyasi haritalarının değişmesine de neden olacak bir hareketlilik içerisine girdi. Aynı şekilde Suriye'nin kuzeyinde YPG-PYD, oradaki Arapları yerlerinden etti, Türkmenleri yerlerinden etti, halka karşı baskı uyguladı. Dolayısıyla bu hem Suriye için bir istikrarsızlık, Suriye için istikrarsızlık olduğu gibi işte İran'ı, Rusya'yı, Amerika'yı, Avrupa ülkelerini bölgeye çeken bir mıknatıs, terör mıknatısı. Aynı zamanda bütün bunların hepsinin üstünde Türkiye'ye karşı da birinci derecede ve doğrudan bir tehdit oluşturdu. Türkiye bu tehdide asla sessiz kalamaz. Peki YPG-PYD dediniz. Türkiye'nin buradaki endişelerini saydınız ama bir diğer endişesi de yeni bir Kürt devletinin oluşumu mudur? Şimdi önce şunu söyleyelim. Burada zaten YPG-PYD dediğiniz unsurların Kürt halkının, Kürt kardeşlerimizin çoğunluğunu, büyük çoğunluğunu temsil etmediğini ifade etmek isterim. Burada birilerinin yapmak istediği terör örgütleri marifetiyle orada bir terör koridoru oluşturmak. Ve belki de bu unsurların eline bazı yönetim imkanlarını sunmaktır. Bu bir Kürt devleti değil, bir terör devleti hazırlığıdır. Onu öyle görmek gerekir. Ve aslında en büyük zararı da bölgede yaşayan, bölgede bizim komşumuz olan, kardeşimiz olan Kürtlere verecek olan bir oluşumdur. Zamanlama açısından bir şey söyleyebilir misiniz? Ya da Türkiye ne kadar kalmayı planlıyor orada? Türkiye'nin hedefi belli. İstikrarsızlığı ortadan kaldırmak, terör örgütlerinin elini ayağını kırmak, Türkiye'ye karşı bir takım tehdit oluşturacak potansiyel olmaktan çıkarmak ve en azından belli sınırın ötesine bunları temizleyerek bir güvenli alanın oluşmasını temin etmek. Türkiye için bu harekat ilk değildir. Biliyorsunuz daha evvel Zeytin Dalı Operasyonu ve Fırat Kalkanı Operasyonu yapıldı. Bu üçüncü harekattır ve mantık olarak birbirinin devamıdır. O Fırat'ın batısı ile ilgili bir gelişmeydi. Orada da terör örgütlerine karşı mücadele verildi. Burada da terör örgütlerine, YPG-PYD'ye karşı mücadele veriliyor. Dikkat ederseniz Fırat'ın doğusunda bu operasyonları yürütürken aynı zamanda Ruslarla ve İranlılarla da diplomatik bir müzakere sürecini yürüttük. Her alanında hem siyasi anlamda hem askeri anlamda irtibatlar hiç kesilmedi. Aynı şekilde Fırat'ın doğusuyla ilgili olarak da son ana kadar masada müzakerelerimizi sürdürüyoruz, irtibatlarımızı sürdürüyoruz. Hatta Amerikalılarla biliyorsunuz Akçakale'de ortak bir harekat merkezi oluşturuldu. Ama gönül arzu ederdi ki hakikaten Amerikalılar burada ikircikli davranmasınlar ve gerçekten PYD-YPG örgütünün ortadan kaldırılması, en azından Türkiye için bir tehdit olmaktan uzaklaştırılması için onlar da bu ortak operasyonun içerisinde yer alsalardı. Ama Amerika'nın, belki biraz sonra konuşuruz, Amerika'nın iç dengeleri, Trump'ın politikası vesaire, dolayısıyla böyle bir şey olmadı. Türkiye kararlıdır. Hem tezini her uluslararası platformda söylemeye devam etti, devam edecektir. Hem de masadaki bu kuvvetini artırmak için sahada da varlığını sürdürecektir. Peki bu müdahale, yani bu operasyon, askeri hareket, Türkiye açısından yeni bir tehlikeyi doğurur mu? Türkiye buna hazırlıklı mı? Yani güvenlik açısından soruyorum bunu. Çünkü pek çok unsurdan bahsettiniz az önce orada. Yani Türkiye maalesef uzunca bir süredir sadece bir tek terör örgütüyle değil, dünyanın en belalı, en girift, en karmaşık, en kirli ve açıkça söyleyeyim en fazla uluslararası destek alan örgütleriyle eş zamanlı olarak savaşıyor. Kimler bunlar? Mesela FETÖ'yle, mesela DAEŞ'le, mesela PKK-PYD unsurlarıyla. Bu örgütlerin tamamına yakın diğer irili ufaklı terör örgütleriyle. Yani birisiyle mücadele edelim, diğeriyle sonra ederiz deme şansımız yok. Biz hepsiyle birlikte eş zamanlı bir mücadele içerisindeyiz. Ve maalesef bunların hepsinin arkasında da bir takım uluslararası güçler,
silah destekleri veriyorlar, lojistik destek veriyorlar, askeri destekler veriyorlar. Bunların hepsini de biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu mücadeleyi sürdürüyor. Her türlü riski hesap ederek, her türlü güvenlik riskini hesap ederek bütün bu mücadeleyi yıllardır sürdürüyoruz. Hiç vatandaşlarımız rahat olsun, milletimiz rahat olsun. Bundan sonraki süreçte de kolay değil. Yani kolay bir şey konuşmuyoruz. Konuşurken de zorlanıyoruz bunları konuşurken. Ama inşallah Türkiye, Mehmetçik askerimiz en kısa süre içerisinde oradaki operasyonu tamamlayacak. O bölgeyi güvenli hale getirecek. Tekraren söylüyorum, bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Oralarda kalıcı olmak gibi bir niyetimiz yok. Başkaları gibi emperyalist hedeflerimiz yok, niyetlerimiz yok. Bizim derdimiz hemen kapımızın önünde komşumuzda çıkan yangını söndürmek ve o yangının da bize sirayet etmesini önlemektir. Tabii. Peki Trump'ın açıklaması oldu ve aynı zamanda YPGP'den de benzer bir açıklama geldi. IŞİD sizin sorumluluğunuzda mesajı verdiler. Yani IŞİD'liler ne olacak? Hem YPG hem de HBD son açıklamalarında bunu söylüyor. Nasıl bir çalışmanız var buna yönelik? Çünkü az önce de bahsettiğiniz bir tehdit. Tabii ki. Yani bunun sayısıyla ilgili mesela Pentagon raporlarına baktığınızda kamplarda kalan 45 binden bahsediliyor, tutuklular 10 bin. Yani daha doğrusu YPG açıklamasından, PYD açıklamasından artık ikinci önceliğimiz dediler bu unsurlar için. Türkiye'ne nasıl bir çalışması var? Şimdi tekrardan o soruya döneceğim. Tamam. IŞİD'i dünyanın başına bela eden Türkiye değildir. Hı hı. IŞİD'i kimler dünyanın başına bela ettiler? Onlar ayan beyan ortada. Kim silah verdiyse, kim bunlara destekler sağladıysa, bu kadar gelişmesine, büyümesine kimler göz yumduysa, IŞİD denilen bu küresel örgütün ortaya çıkmasında onların da çok ciddi katkıları vardır. Öyle kolaylıkla biz kenara çekildik, IŞİD'le ne yaparsanız yapın diyebilecek durumda değillerdir. Şimdi şunu söyleyeyim, rakamlar, Sayın Cumhurbaşkanımız rakamlar abartılı dedi, böyle olmayabilir dedi. Şimdi orada nasıl bir gelişme olacak? Tabii PKK'nın, PYD'nin elinde esir olan siviller de var, çocuklar var, işte kadınlar var. Onların nerelerde, ne miktarda olduğunu açıkçası ben, en azından benim bilgim dahilinde değil. Ama sonuçta biz terör örgütlerine karşı dünyanın her yerinde mücadele ettiğimiz gibi, hele hele IŞİD'le herkes laf kalabalığına getirip uluslararası camiada herkes topu birbirinin ayağına atarken, Türkiye IŞİD'den hem canı yandı, hem de IŞİD'e karşı en önemli mücadeleyi veren ülke oldu. Dolayısıyla biz oradaki kararlılığımızı zaten devam ettiriyoruz. Bize karşı da hareket halinde olan bir örgüttür. Burada uluslararası camiayı da IŞİD konusunda samimi olmaya davet ediyoruz. Yani ne Avrupa ülkeleri, ne Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'e hadi buyurun bu top sizin önünüzdedir diyerek kenara çekilemezler. Dünyanın dört bir tarafından gelmiş olan bu örgüte bağlı unsurlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şu anda bizim için rakamsal anlamda boyutları itibariyle de çok fazla bütün hatlarıyla bilinen belirli bir konu değildir. Ama sonuçta zaten IŞİD'le mücadelede, aynen PYD ile PKK ile mücadele gibi bizim gündemimizde olan bir konudur. Neden dükoz gibi kullanıldı peki Numan? Valla bilmiyorum. Yani ben zaten adı üstünde bu vekalet savaşları kirli bir oyun. Yani dün ellerine niye silah verdilerse belki birileri aynı şekilde bugün IŞİD'i bir siyasi argüman olarak da kullanmak isteyebilirler. Bunların hepsine karşı Türkiye hazırlıklıdır. Tecrübelidir. Orta Doğu sahasında nelerin döndüğünü, hangi kirli oyunların hangi amaçlarla gündeme getirildiğini biliyor. Bizim ana sözümüz şu, yıllardır söylediğimiz, bir asır evvel bu coğrafya, işte birinci Sykes-Picot dediğimiz sınırlar böyle cetvellerle suni bir şekilde çizildi. İşte Suriye burasıdır, Irak burasıdır, Ürdün burasıdır, Türkiye burasıdır, sınırlar çizildi. Hiçbir sınırın tarihi gerçekliği yoktu. Ve bu sınırları çizerken de bölge halklarını birbirinden ayırt etmeye çalıştılar. Şimdi epeydir bu vekalet, Suriye'deki vekalet savaşları, belki Irak'ın işgaliyle başlatabiliriz. Irak'ın işgali, arkasından Suriye'deki vekalet savaşlarıyla birlikte ikinci Sykes-Picot dediğimiz döneme geldik bir asır sonra. Bu sefer de gönüllerini, sınırlarını ayırdıkları halkların gönüllerini ayırmak, onları birbirlerine düşman etmek istiyorlar. Aslında bu terör örgütlerinin yaptığı en önemli işlerden birisi de halkları birbirine düşman etme meselesidir. Ne yazık ki Trump'ın sözlerinde de doğal düşman lafının kullanılmış olması çok büyük bir talihsizliktir. Kürtler ve Türkler doğal düşman değil. Türkler ve Kürtler yüzyıllardır bu bölgede yaşayan akrabadırlar, eşdirler, dostturlar, kardeştirler, iç içe geçmiş olan iki halktır.
Dolayısıyla emperyal projenin bir yerde dışa vurumudur. Bu halkların birbirine düşman edilmesi, sınırlarını nasıl ayırdık, şimdi bir de bunların gönüllerini ayıralım. Bizim de bölge halkları olarak gönüllerimizi ayırmadan aramızdaki fitneyi, terör örgütlerini, kan, barut, kim aramıza sokuyorsa onları bir kenara atarak yolumuza devam etmemiz lazım. Hazır siz Trump demişken, Trump'ın en son açıklamalarından biri de bu sonu olmayan saçma savaştan çıkmamız gerekiyor dedi. Ve ben buradan iki soruyla devam etmek istiyorum. Birincisi, ABD Suriye'de yenildi mi? Bir diğer sorun da ABD'nin çekilme kararı aslında Türkiye'yi sonu olmayan başka bir savaşın içine mi sürüklüyor? Şimdi şöyle, biraz da öne alalım, Irak'ı alalım, biraz daha geriye gidelim, Afganistan'ı alalım. Şimdi bu ABD'nin ve Batı'nın aslında genel anlamda yayılmacı politikaları, efendim işte işgalci politikaları, sonuç olarak baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'ne pek bir şey getirmedi. Amerika Afganistan'da kazandı mı? Hiçbir Amerikan askerinin bugün bile rahatlıkla sokakta dolaşamadığı bir Afganistan'dan bahsediyoruz. Amerika Irak'ta kazandı mı? Kazandığını söyleyemeyiz. Aynı şekilde Suriye için de Amerika'nın kazandığını söylemek son derece zordur. Soru şuydu zaten. Trump aslında bunu söylüyor. Obama da kısmen söylemişti. Yani ne işimiz var bizim bilmem kaç bin kilometre ötedeki yerde? Bu emperyal duygulardan soyutlanmaları Amerika'nın da milli menfaatlerine faydalı olacaktır kanaatindeyim. Ne işiniz var burada? Bu aşamada da. Bu zaten sonu yok lafı bu. Bunun sonu yok. Yani buralarda istediği sonucu elde edemediği gibi bugün hangi Orta Doğu ülkesine giderseniz gidin, Amerika'nın geçtiği hangi ülkeye giderseniz gidin, orada halkların büyük çoğunluğu Amerikan düşmanlığı içerisinde, kuvvetli bir Amerikan düşmanlığı içerisinde. Dolayısıyla mesela Irak'a girerken nasıl girdiler? Irak'ı özgürleştireceğiz ve demokratikleştireceğiz. Irak'ta 100 vatandaşı sokakta çevirin. Neredeyse 90 tanesi Amerika'nın tutumuna karşıdır. Dolayısıyla Amerika hem halkların nezdinde kaybetti, hem politik olarak Orta Doğu'daki varlığı ve Ön Asya'daki varlığında ciddi bir şekilde kendisi açısından zorluk yaşıyor. Obama zamanında söylenen, Obama biliyorsunuz Orta Doğu'dan çekilip Uzak Doğu'ya doğru gitmek, Çin'i dengelemek için orada varlığını temerküz ettirmek istiyordu. Bunu yapamadılar. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi Amerika'nın içerisindeki görüş ayrılıklarıdır. Şimdi Trump'ın son tweetleri, herkes diyor ki ya adam bir gün bir tweet atıyor, ertesi gün başka tweet atıyor. Ne yapsın? Adam bir gün senatörün etkisinde kalıyor, bir gün Pentagon'un etkisinde kalıyor, bir gün dışişlerinin etkisinde kalıyor. Amerikan devletinin içerisinde farklılıklar var. Bu tavrını nasıl yorumluyor? Ama şunu da unutmayın, bu bir cümle olarak onu söyleyeyim. Orta Doğu'daki bütün bu gelişmelerin arkasında elini ovuşturan, gülerek bu gelişmeleri keyifle izleyen bir ülke var. O da İsrail'dir. Bütün bu gelişmeler sadece ve sadece İsrail'in elini güçlendiriyor. Bütün bölge halkları bölünmüş, bölgenin bütün güçlü devletleri bir şekilde parçalanmış veya da o sürecin içerisinde sokulmaya çalışılıyor. Terör örgütleri cirit atıyor. Amerika Birleşik Devletleri çekileceğim diye kaç kere söylemesine rağmen sürekli asker artırıyor. Hazır İsrail, bölge ülkelerini bu kadar dağınık bulmuşken, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir askeri ve politik güç olarak bölgeye çekmişken diyor ki son vuruşu yapalım, altın vuruşu yapalım ve biz buradaki dengeleri yeniden oluşturalım. Savaşın bu tarafını da mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Orta Doğu'daki türbülansın daha doğrusu bu tarafını da göz önünde bulundurmak lazım. Açıklamalar peş peşe geldi ama bir yandan da müttefikimiz dedi. Gerçekten Amerika, Türkiye arasında bir müttefiklik var mı? Bu müttefiklik ne boyutta? Ya da sadece çıkarlar üzerinden mi ilerliyor şu anda? Şu anda değil, Türk-Amerikan ilişkileri her iki taraf için de çıkar üzerinden işliyor. Zaten ittifak dediğiniz şey odur. Devletler arasında ittifak olur, rekabet olur, zaman zaman düşmanlık, karşıtlık olur. Bütün bunların her birisini oluşturan sebepler çıkarlardır, milli menfaatlerdir. Türkiye ile Amerikan ilişkileri hiçbir zaman bir lineer çizgide ilerlemedi. İnişleri, çıkışları var. Öyle zamanlar oldu ki, şimdi koptu, kopacak dediğimiz zamanlar oldu. Bu zaman, o zaman. Yok, daha zor zamanlar yaşadık. Mesela işte Afyon krizini yaşadığımız zamanlar, 74 Kıbrıs Barış Harekatımız sonrasındaki dönem. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile ipleri ne kadar gererse gersin, içerisindeki iç çelişkileri, çatışmaları, Türkiye'ye karşı hangi politikayı geliştirirse geliştirsin, Amerika şöyle bir tercihi her zaman yapmak durumundadır. Yani Orta Doğu'da 82 milyonluk, bugün için konuşuyoruz,
gerçekten istikrarlı bir demokrasisi olan, efendim işte ekonomisi bölge ülkelerinin tamamından çok daha iyi olan, dünyanın 13. büyük ekonomisine sahip olan bir Türkiye mi? Yoksa birkaç bin tane, hadi deyin 10 bin, hadi deyin 20 bin militandan ibaret olan bir terör örgütü mü? PYD, YPG için söylüyorum. İpler ne kadar gerilirse gerilsin, Amerika'nın kendi menfaatleri bakımından tercihi mutlaka Türkiye olur. Ben buna başından beri inananlardanım. Gerilimler olacaktır, fikir ayrılıkları olacaktır, politika farklılıkları olacaktır. Bir kere biz bunu iyi görmemiz lazım. Hiçbir zaman yeknesak bir çizgide giden, tek düze bir şekilde devam eden bir Türkiye, Amerikan ilişkileri yok. Bir şey daha yok. Artık eski Türkiye'de yok. Yani bir mektup yazdık, Johnson mektubunu yazdık. Türkiye ona göre kendisi şekillensin ya da Kıbrıs Harekatı'ndan sonra şunu söyledik. Türkiye onu yapsın diyecekleri bir Türkiye yok. Örnek S-400'ü almayacaksınız diye direttiler. Biz de dedik ki ya bizim için bu terörle mücadele ve kendi milli güvenliğimiz bakımından bir savunma şemsiyesine ihtiyacımız var. Siz verin. Vermiyorum. Ben o zaman bunu başka birisinden almak zorundayım. Hayır alamazsın. Burada Türkiye artık başkalarının ne dediğiyle değil, kendi ihtiyaçları neyse ona göre hareket ediyor. 13 Kasım'da da böyle mi olacak? O davet üzerine biliyorsunuz bir görüşme gerçekleşecek. Bakın F-35 meselesi, Doğu Akdeniz'deki petrol arama meselesi, S-400'lerin Türkiye'ye getirilmesi meselesi, Suriye'nin kuzeyindeki bu askeri operasyon meselesi, bütün bunların hepsi ve bir sürü başka şeyler. Bütün bu farklı noktalarda Türkiye kendi bildiği istikamette gitti. Bunu yaparken de konuşarak, görüşerek, hiçbir zaman ilişkileri koparmadan Türkiye bir istikamet çizmiştir. O da tam bağımsızlık istikametidir. Türkiye tam bağımsızlık yolunda ilerleyecek. Gücünü artıracak, bir taraftan kendi gücümüzü artıracağız, bir taraftan içeride dirliğimizi, birliğimizi kuvvetlendireceğiz, bir taraftan milli sanayimizi, özellikle harp sanayimizi geliştireceğiz ve kendi milli politikalarımızı izleyeceğiz. Bunu artık herkes biliyor. Önceden höt dediği zaman bir kenara çekilen ve ne istiyorsanız öyle davranırız diyen Türkiye artık yok. Türkiye kendi tezini söylüyor. Tabii ki bu nihayetinde demin de söyledim, karşılıklı çıkar ilişkisidir. Burada Türkiye'nin milli menfaatlerini önceleyerek, atabileceğimiz, imkanlar çerçevesinde atabileceğimiz adımlarımızı atıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Kimseyle çatışmak, kavga etmek gibi bir niyetimiz yok. Bizim derdimiz, gücümüz güçlü büyük Türkiye'yi kurmaktır. Bunu kurarken dostlarımızla ittifak ettiğimiz yerde ittifak ediyoruz. Ayrıştığımız yerde ayrışıyoruz. Mesela Rus uçağının düşürüldüğü zamanı hatırlıyorum. Çok dün gibi hatırlıyorum. Ben o zaman Başbakan Yardımcısı, hükümet sözcüsüydüm. İlk o açıklama yaptığımı hatırlıyorum. Eğer o anda uçağın milliyeti belli olsaydı bu sonuç ortaya çıkmazdı gibi bir demeç vermiştim. Öyle günler yaşadık ki yani gece sabahlara kadar uyuyamadığımız günler oldu. Yani Ruslarla neredeyse kopma noktasına geldi. Ama müzakereyle, diplomasiyi açık tutarak, işte başka imkanlarımızı konuşarak, işte bugün Rusya ile işte üçlü ittifak yapabilecek, İran, Türkiye, Rusya ittifakı, Astana süreçleri, işte Suriye'nin yeni bir anayasal çözüme kavuşturulması için ortak çalışma gibi noktalara gelebildik. Dolayısıyla Türkiye hiçbir konuda geren taraf olmamıştır. Hiçbir konuda ilişkileri bozan taraf olmamıştır. Ama kendi milli kimliğinden, bağımsızlık ruhundan da hiç taviz vermeden yoluna devam ediyor. 13 Kasım'daki görüşme peki? Yani buradan nasıl bir denkleme çıkması bekliyorsunuz? Yani biz tezlerimizi yine Sayın Cumhurbaşkanımız, yani şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki haritanın gösterilmesi tesadüfen gösterilmiş bir mesele değil. Hem dünya kamuoyuna bir teklifti. Yani mülteci meselesinin çözümü için böyle bir güvenli bölgeye ihtiyacımız var. Hem de Türkiye'nin bir önceliğinin, Türkiye'nin için hakikaten olmazsa olmaz, hayati önemde olan bir konunun dünya gündemi üzerinden bütün ilgili ülkelerin gündemine taşınmasıydı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız bununla ilgili olarak, şimdi tabii teknik detaylar var, sahayla ilgili tek tek şehir şehir, kasaba kasaba, bölge bölge detaylar var. Muhtemelen bunlar dahil birçok şey konuşulacak. Ama asıl olan yani Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadar on binlerce tır destek vermiş olduğu YPG, PYD silahlı örgütüne, yani bir taraftan PKK'yı terör grubu kabul ediyor, hem PKK ile YPG'nin birbirine yakın iki örgüt olduğunu kabul ediyor. Hem onlara destek oluyor, hem Türkiye ile stratejik müttefik. Bu bir kere daha mutlaka masaya gelecektir. Ve bundan sonra Suriye'deki siyasi çözüm noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin siyaseten YPG ve PYD'nin arkasında durmaması konusu da herhalde bu görüşmenin önemli konularından birisi olacaktır. Bu operasyonda Türkiye'nin yalnız bırakıldığını düşünüyor musunuz? Birçok Avrupa ülkesi operasyonun olmaması gerektiğine dair açıklamalar yaptı. Ülkelerin bakışını nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi
Yani Orta Doğu'daki bu türbülansın, bu vekalet savaşlarının esas muhatabının Türkiye olduğunu bilen birisiyim. Yani esas haritaları değiştirilmek istenen ya da başı belaya sokulmak istenen ülkelerden birisi Türkiye'dir. Biz bütün dostlarımıza dostluklarında da samimi olmayı tavsiye ederiz. Biz kime dostsak burada dostluklarımızda sonuna kadar samimi olarak dururuz. Türkiye'nin şu andaki gerçekten barışı sağlamak için yapacağı bu operasyonda, barış pınarlarını akıtmak için yapacağı operasyona karşı çıkanların empati yapmasını arzu ederiz. Aynı şey eğer kendi ülkeleri için söz konusu olsaydı, aynı şeyi bırakın, %1'i kendi ülkeleri için söz konusu olsaydı şimdiye kadar binlerce kere bu operasyonları yaparlardı. Dolayısıyla kendileri en ufak bir terör tehdidi karşısında böyle demirden bir yumruk kesilenlerin, Türkiye'nin hayati bir sorunu haline gelen sınırlarının hemen dışındaki bu terör tehdidi karşısında Türkiye'ye tabiri caizse akıl vermeye, ders vermeye kalkmaları kabul edilebilir bir durum değil. Buyursunlar gelsinler. Hepsiyle beraber uluslararası camia olarak oradaki YPG, PYD'yi ve DAEŞ'i, diğer unsurları, terör unsurlarını ortadan kaldıralım ve oraları gerçekten bütün Suriye halkının, Suriyelilerindir. Biz baştan beri onu söylüyoruz. Irak, Iraklarındır. Hiç kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Gelsinler Suriyeliler kendi topraklarına yerleşsinler. Uluslararası camia bir şey yapacaksa burada yardımcı olmalıdır. Bunun için de kimin elinde gerçekten o bölge halkını değiştirecek planlar varsa o planların bir şekilde engellenmesi, terör örgütlerinin tamamıyla tasfiye edilmesi, bu kirli Trump'ın da sonu gelmeyen oyun dediği bu kirli vekalet savaşlarının sonlandırılması şarttır. Vekalet savaşları deyince de her bir taşeron örgütün arkasında kimlerin olduğunu da kendileri biliyorlar. Dolayısıyla önce ben şunu hep söylerim. Bunlara, terör örgütlerine, Boko Haram'ından El-Kaide'sine, efendim DAEŞ'inden bilmem PYD'sine, PKK'sına kadar dünyanın neresinde terör örgütleri varsa bu örgütlere silah vermeyi bu güçler bıraksınlar, büyük güçler bıraksınlar. İnanın ki bir haftada, bir ayda bilemediniz dünyada terör kalmaz. Yani siz hem bunlara silah vereceksiniz, hem siyasi destek vereceksiniz, hem lojistik destek vereceksiniz. Hatta bazen istihbarat desteği vereceksiniz. Ondan sonra dünyanın başına niye terör bela oldu diye bunları uluslararası platformda konuşacaksınız. Biz Türkiye'nin bu harekatı bir işgal harekatı değildir. Bunu anlatıyoruz, anlatacağız da. Türkiye'nin bu harekatı Suriye'nin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmak değil. Tam tersine Suriye'de toprak bütünlüğünü sağlamaktır. Suriye'deki terör örgütlerinin elimine edilmesi, sahadan çekilmesini temin etmektir. Ve Türkiye'nin milli güvenliğini temin etmektir. Bunun için de Avrupalı, Amerikalı, Türkiye ile kendisini dost hisseden kim varsa herkese diyoruz ki dostlarımız da bizim durumumuzu anlasınlar, empati yapsınlar ve Türkiye'nin bu haklı, uluslararası hukuka da uygun bu haklı mücadelesine destek olsunlar. Gelelim tezkereye. Meclisi onaylanmasaydı tavrınız ne olurdu? Böyle bir şey olmazdı. Yani mecliste bu tezkereye oy vermeyen herhangi bir partinin bundan sonra terör örgütlerine karşı söz söyleme hakkı ortadan kalkardı. Yani daha açık söyleyeyim. Mecliste bu tezkereye oy vermeyen partiler biz terör örgütünün yanında duruyoruz'u ilan etmiş olurlardı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması oldu. İçimiz yana yana bu tezkereye evet diyoruz dedi. Kılıçdaroğlu'nun neye içi yanıyor? Bunu sormak. Onu Kılıçdaroğlu'na soracaksınız, bana sormayın. Ama o talihsiz bir cümle oldu. Burada Türkiye, evet böyle bir durum olmasını istemezdik. Keşke Amerika bu PYD'yi, PKK'yı bu kadar güçlendirmeseydi. Keşke sınırımızın hemen güneyinde böyle bir terör örgütü olmasaydı. Böyle bir operasyona, barış operasyonuna ihtiyaç olmasaydı. Ama sonuçta devlet yönetimi keşkeyle yapılmaz. Devlet yönetimi öncelikli olarak milli bekanızı, milli güvenliğinizi temin edersiniz, etmek mecburiyetindesiniz. Ana Muhalefet Partisi'nin lideri olarak da, Ana Muhalefet Partisi'nin mensupları da bu milli güvenliği sağlamakta hükümetin en büyük destekçisi olmalıdır. Keşke o cümleyi kurmasaydı. Evet, biz seve seve Mehmetçiğin orada operasyonu kazanmasına dua ederdi. Bu operasyonun yanındayız, devletin yanındayız, milletin yanındayız. 82 milyon yekvücutsuz diyerek bir cümle sarf etmiş olsaydı. Hele zannediyorum eski yerel seçimlerde kalan o örtülü ve açık ittifakların zorlamasıyla bu lafı söyledi. Daha 3 gün evet yani 3 gün evvel Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok yerde desteklerini aldıkları HDP'nin desteğini kaybetmemek için o cümleyi kullandığını tahmin ediyorum. Bu bir tahmindir. Suizanda bulunmak istemem. Kendisine soracaksınız ama cümlesi yanlış bir cümle oldu, talihsiz bir cümle oldu. İçimizdeki Suriyelilerle ilgili milyonlarca Suriyeli var, savaş mağduru olan ve yaşamlarını sürdürüyorlar. Bazılarının
kendi ülkelerine yani sınır dışı uygulandığını haberlerden gördük, okuduk, gündeme hakim olduk. Hükümetin operasyondan sonra belki ya da operasyonla eş zamanlı olarak Suriyelilerin durumuna ilişkin bir hareket planı var mı? Şimdi önce şunu bir kere daha tespit etmek lazım. Yani milletimizin her bir ferdine sonsuz teşekkür etmemiz lazım. Dünyada böyle bir millet yok. Yani kolay değil. Mesela Kilis'in kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli var. Gaziantep'te var, bütün Şanlıurfa'da var, İstanbul'da var, Ankara'da var. Milletimiz geçmiş bütün dönemlerde olduğu gibi kendi ülkelerinde zulümden kaçan Suriyeli dostlarımıza, kardeşlerimize, komşularımıza kapılarını sonuna kadar açtı. Sofrada yarım bardak soğuk suyu varsa, temiz suyu varsa onu misafirleriyle paylaştı. Yarım dilim ekmeğini paylaştı. Bu fevkalade büyük bir dayanışma ruhudur. Fevkalade büyük bir hamiyetperverliktir. Yani 4 milyonu aşkın bir Suriyeli nüfustan bahsediyoruz. Bu insanların önemli bir kısmı belki Türkiye'de şartlar ne kadar olursa olsun Türkiye'de bir miktar kalacaktır. Ama bizim esas hedefimiz şartları oluşturarak Türkiye'deki Suriyelilerin bir an evvel kendi memleketlerine dönmesini temin etmektir. Bir rakam var mı ortalama en azından? Bu oluşacak mesela işte 2 milyondan bahsediyoruz. Sırf Suriye'nin şu andaki PYD, PKK kontrolündeki güvenli bölge, oluşturulacak güvenlik bölge için söylüyoruz. Mesela şu anda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında yaklaşık 340 bin kişi oraya geri döndü. Yani insanlara hangi büyük imkanı sağlarsanız sağlayın. Türkçenin çok güzel bir lafı var. Bülbülü altın kafese koymuşlar, illa vatanım, illa vatanım demiş. Allah'tan Türkiye vardı. Allah muhafaza, Allah korusun. Türkiye öyle bir durumla karşılaşsa bizim insanlarımız nereye gidecek? Böyle bir şey olmayacak. Türkiye asırlar boyunca da insanlığın esenlik adasıdır. İspanyollardan kaçan Yahudiler Türkiye'ye geldi sığındı. Almanların, Hitler'in zulmünden kaçanlar Türkiye'ye geldi sığındı. Bulgarların zulmünden kaçan Türkler geldiler Türkiye'ye sığındılar. Kafkaslardan, Balkanlardan kaçan farklı unsurlar buraya sığındılar. Saddam'ın zulmünden kaçan Kürtler buraya sığındılar. Ben o zaman başbakan yardımcısıydım ve AFAD'dan sorumluydum. Hiç unutmuyorum, birkaç sefer de oraya gittik. Sınırın sıfır noktasında çok vakit geçirdik. Orada Kobani'den yani Mürşitpınar sınır kapısından, Suruç'tan gelen yaklaşık 293 bin kişiyi biz 3 gün içerisinde aldık. Kampları. Evet aldık. Türkiye'nin içine kabul ettik. Hatta öyle ki affedersiniz sığırlarıyla, koyunlarıyla gelmişlerdi. Onları bizim ilgili birimlerimiz, o hayvanları dahi telef olmasın diye orada onlara baktılar. Arabalarını orada emniyet altına aldılar. Dünyada böyle bir millet yok. İşte Avrupa'da görüyorsunuz 3 tane mülteci geldiği zaman nasıl önleyeceklerini, nasıl dikenli tellerle, duvarlarla onların önüne çıkacaklarını bilemiyor. Çok büyük bir hamiyetperverlik duygusuydu. Bu tarih bunu yazacaktır. Bütün dünya zaten söylüyor. Biz çok uluslararası toplantılarda da gördük. Aferin, iyi yapıyorsunuz, tebrik ediyoruz. İyi buyurun, siz de bir tarafından tutun işin. Yok, orada kılları kıpırdamıyor. Orada en ufak bir destek olmuyorlar. Şimdi Türkiye için bu hakikaten gerçekten büyük bir fedakarlık. Bu fedakarlığı bundan sonraki süreçte inşallah Suriye normale döndükçe, orada işte bir kısmı askeri operasyonlarla, bir kısmı inşallah oluşacak olan barış masasında sonuç alarak yeni bir anayasa ve arkasından halkın istediği istikamette seçilen yeni Suriye yönetiminin yerleşmesiyle birlikte Suriyeli dostlarımız da kendi ülkelerine geri dönecekler. Ne olursa olsun az bir miktar da olsa bir miktar tabii ki kalır. Gelelim partinize, AK Parti'ye. Üst üste birkaç seçimden çıktık ve oy aranızın düştüğüne dair yorumlar yapılıyor. Ama AK Parti her meseleye ilişkin en fazla anket yaptıran partilerden biri. %30'un altı deneliyor ama sizdeki sonuçlar nedir? Bizdeki sonuçlar 31 Mart seçimleri sonuçlarıdır. Ve o sonuçlar da çok açık ortadadır. AK Parti yaklaşık %45 oy almıştır. Ve Cumhur İttifakı olarak da yaklaşık %52'lik bir oy oranına ulaşıldı. En yakın rakibimiz ikinci partide %30 oy almıştır. Yani ana muhalefet partisiyle AK Parti arasında %15 gibi yani %50'lik bir oy farkı vardır. AK Parti açık ara Türkiye'nin birinci olan partisidir. Bugün itibariyle de öyledir. Ama işte İstanbul gibi, Ankara gibi bazı şehirlerde uzun süredir AK Partili yönetimlerde olan şehirlerde belediye başkanlığı koltuğu el değiştirmiştir. Orada da mesela meclis üyelikleri kahir ekseriyeti AK Partilidir. İlçe belediyelerinin çok büyük bir kısmı AK Partilidir. Mesela İstanbul'da 24 ilçemiz AK Partilidir. Dolayısıyla AK Parti seçimin açık ara birinci partisidir. Bazı yerleri kaybetmiş olmakla birlikte bizde olmayan bazı yerleri de kazandık. Seçimden sonra da bunların niye olduğu, neden böyle bir sonuçla karşılaşıldığını uzun uzun tahlillerimizi yaptık ve inşallah yeni dönem
dönemde yeniden çok daha güçlü bir şekilde yollara devam çıkacağız. Numan Bey, siz sonunda biraz değindiniz ama gerekirse tövbe ederiz demiştiniz. Tabii. Ettiniz mi? Hangi hatalar için, hangi meseleler için tövbe ettiniz? Şimdi tabii bazıları bunu yanlış anladı. Evet. Burada kastettiğim bir somut hata falandan ziyade, hata günahtan daha ziyade, dini bir tabir olarak değil. Onu siyasi bir tabir olarak kullan. Yani AK Parti'nin eksikleri, hataları, yanlışları nelerse, politik aktörlerin, aday olanların, işte ne bileyim işte AK Parti yöneticilerinin vesaire milletvekillerinin gerçekten halkın hoşuna gitmeyen tavırları, tutumları ya da partinin yaptığı bazı politikalarda eksiklikler, yanlışlıklar varsa bunları görür, bunları tahsiye eder, yolumuza devam ederiz manasına söylenmiş sözlerdi. Onu şimdi bakın, seçimden bu yana bizzat Cumhurbaşkanımızın başkanlığında çok geniş toplantılar yapıyoruz. En son Kızılcahamam kampı gündeme geldi. Seçim sonuçlarını artık bütünüyle biliyoruz. Nerelerde eksikler var, nereleri tamamlamamız lazım. Hatta bu hatalarımızı telafi ederiz lafı, biliyorsunuz seçim kampanyasındaki sloganımıza da yansımıştı. Tevazu, samimiyet ve gayretle önce millet, önce memleket dedik. Yani demek ki bazı eksiklikler görüldüğü için bu aylarca yapılan çalışmaların sonucu ortaya konulan bir slogandı. İnsanların daha mütevazi, halkının daha gönlüne dokunabilir olmaları gerektiğini bilen, bunu anlayan bir kampanya sloganıydı. Dolayısıyla AK Parti'nin en büyük özelliklerinden birisi de o. Dinamik bir parti. Yani hatırlayın, bu binada genel merkezimizde balkon konuşmasında hemen Cumhurbaşkanımızın söylediği şey, biz asla kabahati kusuru millette bulmayız. Millet işin sahibidir, hakimidir, hakemidir. Eksik yaptıysak yani bize çok oy verildiği zaman nasıl bunun sahibi milletse, oylarımızı bir miktar azalttığında da bu işin kararını veren de milletimizdir. Niye böyle davrandı, ne oldu, bunu çok güzel bir şekilde tahlil ederiz, analiz ederiz. Eksiklerimizi, hatalarımızı, kusurlarımızı düzeltiriz. İşte tevbe dediğim şey budur siyaseten. Bunu yapıp yolumuza devam ederiz. Kabine değişikliği gündemde. Şimdi bu tamamen... Sizi merak ediyorum. Siz yani mevcut pozisyonunuzda devam mı edeceksiniz, yoksa bir bakanlık... Ya ben siyasi hayatım boyunca aşağı yukarı bütün makamları görmüş birisiyim. Hiçbir zaman, beni tanıyanlar da bilir, hiçbir zaman şöyle bir makama gelmem gerekir diye bir çalışmam olmamıştır, gönlümden geçmemiştir. Biz nerede bulunuyorsak bulunalım, yaptığımız her işin millete hizmetle ilgili olduğunu bilmek mecburiyetindeyiz. Yeter ki işlerimizi düzgün yapalım. Halk Allah razı olsun desin. Halkın duasını ve Allah'ın rızasını kazanmak en büyük hedefimizdir. Bunu kazanırsak nerede bulundurduğunuzun hiç önemi yok. Ne yaptığınızın önemi var. Biz doğru şeyler yapmaya, doğru şeyler söylemeye gayret ediyoruz. Bakanlar Kurulu değişimi ise bu tamamıyla Cumhurbaşkanı'nın tercihidir. Sayın Cumhurbaşkanı, bundan evvel de başbakanların tercihiydi. O zaman tabii başbakanlar bunu bir de Cumhurbaşkanlarına onaylatmak durumundaydı. Şimdi zamanı geldiğinde, ihtiyaç duyulduğunda, Cumhurbaşkanımız kendisi için 2023 hedeflerine yürüyecek şöyle bir değişiklik olsun diye düşünürse, o tamamen kendi tasarrufunda olan bir şeydir. AK Parti'nin siyasi yürüyüşünü hiçbir şekilde ilgilendirmez, yakından etkilemez diye düşünüyorum. Bir dönem muhalefetteki Has Parti'nin lideriydiniz. AK Parti'ye de önemli eleştirileriniz vardı. Bugün AK Parti'nin bir yöneticisi olarak Numan Kurtulmuş, o eleştirileri ne diyor? Ben siyasi hayatım boyunca söylediğim her sözün sonuna kadar arkasındayım. Söylediğim sözlerin gerçekten önemli bir kısmında, mesela Türkiye'nin IMF ile olan ilişkileri en çok geçmiş dönemlerde eleştirdiğim hususlardan birisiydi. Bugün çok şükür 2013 Mayıs'ından itibaren Türkiye IMF ile ilişkilerini kesip atmıştır. Ve en sonunda Cumhurbaşkanımız da çok net bir şekilde ortaya koydu. IMF hedefleri bizim için tamamen kapanmıştır. Dolayısıyla bazı şeyleri geçmişte ya şöyle olsa diye, ama ben hayatım boyunca hiçbir zaman hiçbir kimseye karşı ve hiçbir kuruma karşı yıkıcı bir eleştiri içerisinde olmadım. Hep daha iyisi nasıl olabilir diye bu eleştirilerimizi yaptık. Şimdi onların önemli bir kısmının gerçekleştiriliyor olmasını görmekten de memnuniyet duyuyorum. Katkım oluyorsa bundan da gerçekten sevinirim. Eleştirmeye devam ediyorsunuz yani. Yani insan kendisini de eleştirmek durumunda. Yani yoksa bir şekilde hayatta gelişme olmaz. Bir şekilde daha iyiye doğru tekamül etmek olmaz. İttifaklara gelmek istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin aleyhine işlediğine dair yorumlar yapılıyordu. Gerçekten MHP ittifaka oy kaybettirdi mi sizce Numan Bey? Şimdi şöyle, yani bu ittifaklar meselesi bir kere yeni sistemin doğası gereği artık zorunlu.
Yani bir ittifak, iki ittifak, belki üçüncü bir ittifak, bunu bilmiyoruz. Zaman siyaset neler gösterecek. Ama bir ittifakın kurulması, şöyle masa başında oturup siyasi partinin yöneticilerinin, liderlerinin karşılıklı pazarlığıyla oluşan bir şey değil. Cumhur İttifakı'nın en önemli kazanımı, Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi oluştu. Meydanlarda Allahu Ekber sesleri arasında AK Partili, MHP'li ve diğer partilerden insanlar da vardı. Orada yani iki partinin tabanı o gece yakınlaştı, kucaklaştı ve ortak bir şekilde millet düşmanlarına, devlet düşmanlarına karşı bir mücadele verdi. Cansiperane bir savunma yaptı ve kazandı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı ne zaman kuruldu? 15 Temmuz gecesi kuruldu. Sonra etiye kemiğe büründü. İşte milletvekili seçiminde bunun yasası da çıktığı için çok daha kolaydı. Herkes kendi partisine oy verdi. AK Parti'ye isteyen AK Parti'ye, MHP'ye isteyen MHP'ye. İkisinin toplamı ittifakın oyu oldu ve parlamento bu şekilde oluştu. Yerel seçimlerde ittifak yapmak çok zordu. Yani yasası yok bunun. Ama buna rağmen karşılıklı anlayışla ittifak kuruldu. Ve ben bu yerel seçimlerden de çok ciddi sonuç alındığını düşünüyorum. Demin de rakamları verdim. Açık ara birinci olarak çıkılmış oldu. Dolayısıyla Cumhur İttifakı şimdiye kadar iyi işledi. Her iki tarafta çok titizlikle, dikkatle bu ittifakı geliştirmeye gayret ediyor. Şimdi önümüzdeki dönemde bu ittifakı ana milli meselelerimizi de çoğaltarak nasıl bir şekilde daha geniş hale getirebiliriz. Türkiye İttifakı'ndan bahsediyoruz. Tabii yani milli kalk mı, öyle değil mi bu? Bu bir Türkiye İttifakı bir zorunluluk bugünkü şartlar içerisinde. Mesela dün parlamentodaki tezkereyle ilgili oylama aslında Türkiye İttifakı'nın niçin elzem olduğunu gösteren bir tabiri caizse uygulamaydı. Yani temel meselelerde A ve Z partisi taban tabana zıt görüşleri olabilir. Ama temel meselelerimizde bir araya gelip ortak müşterek çalışabilme becerisini kazanmamız lazım. Bizim kastımız Türkiye'nin temel meselelerinde paydamızı olabildiğince artırmak, genişletmek, ortak paydada ve geniş paydada buluşabilmektir. Ve böylece Türkiye'nin gerçekten çok devasa sorunlarının çok daha kolay çözümleneceğini düşünüyorum. Bizim ittifaklar konusunda şu ana kadarki tecrübe için söylüyorum. Bizim rahatlığımız şu, niye ittifak ettiğimiz belli, ana çerçevemiz belli. Evet, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi iki farklı parti. Aynı yani iki parti birleşti ve tek parti olmadı. İki ayrı parti, öncelikleri, siyasi programlar farklı. Ama işte emperyalizme karşı mücadelede, Türkiye'nin teröre karşı vermiş olduğu mücadelede, milli politikaların geliştirilmesinde bir müştereklik arz ediyoruz. Sınırlarımız belli, ittifaklarımız belli. Karşımızdaki ittifak ise, çok açık söylüyorum, konjonktürel bir ittifaktı. Tek bir cümlede birleştiler. Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Yani bu kadar çok sadece parti olarak söylemiyorum. Her partinin içerisindeki farklı birleşenler de göz önünde alırsanız, bu kadar farklı gruplar, bu kadar farklı hissiyatlar, yani birisi dünyayı bu istikamette görüyor, diğeri başka istikamette görüyor. Tek birleştikleri yer Tayyip Erdoğan düşmanlığıydı, karşıtlığıydı. Hadi düşmanlık biraz fazla oldu diyelim, karşıtlığıydı. Ama bu belki seçimde sonuç almak için yeterliydi ama siyasi bir ajanda geliştirmek için yeterli değildir. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çok zordur. Şimdi işte hemen ortaya çıktı. Mesela İYİ Parti ile HDP, Türkiye'nin terörle mücadelesinde hangi ortak zeminde buluşacak? O zaman İYİ Parti, AK Parti ile bir gelecek içine girebilir. Hayır, ben partiler olarak söylemiyorum. Yani fikriyat itibariyle ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bazı unsurlar HDP'ye daha yakın, yatkınken, mesela gerçekten milliyetçi, ulusalcı, kendisini Kemalist olarak tanımlayan ve Türkiye'nin bölünmesi meselesini hayati bir sorun olarak gören klasik bir CHP'li nasıl aynı noktada buluşacak? Yani şimdi böyle baktığınız zaman gerçekten karşıtlık, evet Erdoğan gitsin, tamam yerine ne gelsin? Kim gelsin demiyorum. Yerine ne gelsin diyorum. Hangi program gelsin? Hangi siyaset gelsin? İşte Türkiye'nin bu kadar devasa sorunlarını hangi perspektifte çözecek olan bir proje gelsin? Bu belirsizdir. Ha, belirli hale getirebilirler mi? Bundan sonra bizim karşımızdaki ittifakın en temel sınaması burasıdır. Ve bunu ortak, müşterek bir proje haline getirebilirlerse tabii ki bir kazanım elde etmiş olacaklardır. Son seçimlerde, az önce de siz de bahsettiniz ama son seçimlere baktığımızda HDP tamamen AK Parti'nin karşısında bir siyaset yürüttü. Ama AK Parti seçimlerde yine bölge illerinde oy alan bir parti oldu, önemli bir parti tabii oldu. Bir geçmiş var, çözüm süreci geçmişi. Kürtlerin oyunu yeniden daha güçlü şekilde kazanabilir mi AK Parti?
ya da bunun için çalışmalarınız var mı? Şimdi bu seçimde de dün yine burada bu mesela Hakkari'den arkadaşlarımız gelmişlerdi. Milletvekilimiz, il başkanımız, 6 belediye orada kazanılmış. Dolayısıyla birçok yerde, Ağrı'da, birçok ilçe belediyesinde bu seçimlerde HDP'den AK Parti belediyeleri kazandı. Şimdi AK Parti'nin şöyle bir özelliği var. AK Parti kuşatıcı, kapsayıcı bir parti. AK Parti Türkiye'de şimdiye kadar bir kez bile olsun AK Parti'ye oy veren insanların oranı %65. Vermiş, sonra vermemiş. Vermemiş, sonra vermiş. %65 ve AK Parti özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden ve İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerdeki Kürt kardeşlerimizden çok yüksek oranda oy almayı başarmış, bugün de başarıyor. Eğer burada bir takım eksiklikler varsa bunları da giderebilecek AK Parti'nin performansı da var, birikimi de var. Siyasi tecrübesi de var. Yani Türkiye'de bazı meselelerin konuşulmasının dahi düşünülmediği zamanları biliyorum. Biz o 80 öncesi ve sonrasındaki o karanlık dönemleri yaşamış olan insanlarız. Yani bir insanın, bir annenin Kürt evladıyla cezaevinde Kürtçe konuştuğu zaman nasıl ağır hakaretlere maruz kaldığını hatırlıyoruz. Ya da ne bileyim, herhangi bir partinin adayı bir yerde Kürtçe konuştuğu zaman hemen hakkında fezlekeler tutulduğunu biliyoruz. Ya da herhangi birisinin, çok meşhur sanatçılarımız da dahil olmak üzere, Kürtçe şarkı söyledi diye nasıl takibata uğradıklarını biliyoruz. Bütün bunları ortadan kaldıran, bu topraklarda yaşayan Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Çerkezlerin, işte Arnavutların hangi etnik kökene sahip olursa olsun 82 milyonun kardeşliğini dile getiren parti AK Parti'dir. Ve bu farklı etnik yapılardan, farklı mezhebi yapılardan insanların hepsinden de oy alabilmiştir. Bu kapsayıcı özelliğimizi hala koruyoruz. Büyük oranda bunları geliştirmek niyeti içerisindeyiz. Ve inşallah bu ülkenin vatandaşlarının hepsinin bir ve beraber olduğunu, eşit ve özgür yurttaşlar olduğunu bilen bir siyasi hareketiz. Aramıza terör örgütlerinin girerek kan ve gözyaşı gölleri oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Kürt kardeşlerimizi temsil eden ne PKK'dır ne onların siyasi uzantılarıdır. Terörle, silahla, kanla, barutla, gözyaşıyla hiçbir şekilde bu ülkenin vatandaşlarının hakkı, hukuku korunamaz. Tam tersine eşit yurttaşlık temelinde herkesin ana dilini ana sütü kadar helal bilerek, herkesin hakkını, hukukunu gözeterek kuşatıcı, kapsayıcı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Az önce bahsettiğiniz meseleler Türkiye için bir dönem tabu olan ve yapılamayan, konuşulamayan meselelerdi. Ama siz oradan yani tarafların elini taşın altına koyduğu bir çözüm süreci başlattınız. Mümkün mü hala? Şimdi o süreçte AK Parti hükümetinin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir siyasi risk alarak o sürecin içerisinde tabiri caizse ruhunu, gövdesini, elini taşın altına koyduğunu biliyoruz. Samimiyetle ilerlendiğini biliyoruz. Ama şimdi anlıyoruz ki o çözüm süreci niye baltalanmış. Yani birileri belki de dışarıdan aldıkları suflelerle o çözüm sürecinin bitirilerek Türkiye'nin terörden arındırılmasına müsaade etmediler. Ben çözüm sürecinin baltalanma sürecinde FETÖ unsurlarının da çok büyük bir rol oynadığı kanaatindeyim. Dış güçlerin de çok büyük bir rol oynadığı kanaatindeyim. Bugün bir şekilde PYD, YPG'ye destek verenlerin tabii ki o günün Türkiye koşulları içerisinde PKK'nın bir silahlı unsur olarak Türkiye içerisinde kalmasını arzu ettiklerinin ne kadar aşikar olduğu ortadadır. Bu unsurlar kimler? Yani işte bahsettiğiniz FETÖ unsuru diyorsunuz. Ya bunlar işte o zamanlar biliyoruz yani silahlı kuvvetlerin içinde de vardı, işte istihbaratın içerisinde de vardı, yargının içerisinde de vardı. Hala temizleniyor, temizlenmeye devam ediyor. Bunların da kimle irtibatlı olduğu açıktır. İttifaklar demişken aslında yeni siyasi oluşumlar da gündemde ve bunlar konuşuluyor. AK Parti'nin ağır isimlerinin Ali Babacan'la hareket ettiği söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Abdullah Gül için keza aynı bir durum söz konusu, ilintili olduğu yazılıyor. Bu isimler AK Parti'den bir şey götürüyor mu ya da götürüyor mu? Ne götürüyor? Ben yani siyaseti iyi kötü bildiğimi zannediyorum. Siyasi geçmişini, Türkiye'nin siyasi geçmişini de biliyorum. Ben bu isimlerin AK Parti'den çok büyük bir şey koparacaklarını, bir olumsuz etkileri olacağı kanaatinde değilim. Yani bu arkadaşlarımızın nasıl bir hareket içerisinde olacağı, nasıl bir partileşme içerisinde olacağı, hatta biraz daha dışarı çıkın, İYİ Parti'nin, CHP'nin vesaire nasıl hareket edeceğinden daha önemlisi, bundan sonraki süreçte AK Parti'nin geleceğini sağlamlaştıracak şey, AK Parti'nin nasıl hareket edeceğidir. Yani bizim 4 tane temel özelliğimiz var. Demokrat bir partiyiz, yerli milli bir partiyiz, kuşatıcı, kapsayıcı bir partiyiz
ve reformcu bir partiyiz. AK Parti bu dört temel özelliklerini kuvvetlendirerek, güçlendirerek, yeni kadrolarla partisini de bir şekilde kuvvetlendirerek yoluna devam ederse zaten hiçbir kimseye siyaset yapabileceği, kımıldayacağı bir alan kalmayacaktır. Çok açık söylüyorum. Şimdi bu anlamda da bizim kongre süreçlerimiz çok büyük bir avantajımız. Bütün eleştirileri aldık. Cumhurbaşkanımız tek tek bunları not etti. Artık sahada ne söyleniyor bunların hepsini biliyoruz. Kongre süreçlerinde AK Parti bir taraftan bu dört temel özelliği çerçevesinde söylemini güçlendirerek halkın gönlüne, zihnine dokunacak bir şekilde yoluna devam edecek. Hem de Cumhurbaşkanımızın yeni Ömerler, yeni Hatice'ler dediği bu sağlam, dava şuuru olan, ülkenin meselelerine sahiplenen, toplumda karşılığı olan, efendim işte siyaseti bilen, temiz, insanların karşısında bir karşılığı itibarı olan ve performansı olan aktörlerle yolumuza devam etmemiz lazım. Kongre süreçleri de bunun için bir avantajdır. En ufak ilçemizde bile bu tür isimleri bulacağız, kadromuzu genişleteceğiz, çoğaltacağız, büyüyeceğiz, büyüteceğiz, birlik beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Bu seçimler, bunu da çok açık ifade etmek isterim. Bu seçimlerin bir sonucu daha var. Yani çok sonucu var ama benim gördüğüm sonuçlardan birisi de şu. Şimdiye kadar diyelim ki X ilimizin en uzak ildeki bir ilçe belediye başkan adayımız Cumhurbaşkanımızın resmini koyuyor. Onun siyasi gölgesine sığınarak, işte onun karizmasından istifade ederek ey ahali bana oy verin diyordu. Ve bu şimdiye kadar çalışıyordu. Evet, Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin lideridir. Bir dünya markasıdır. Bütün dünya mazlumların gözünün içine baktığı bir isimdir. Büyük bir siyasi figürdür. Çok kuvvetli bir karizması vardır. Ama artık Tayyip Erdoğan'ın karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kalmıştır. Bu alınan bir ben bunu kendi kişisel görüşlerim olarak söylüyorum. Tespitlerim olarak söylüyorum. Dolayısıyla bizim her bir politik aktörümüzün bu anlamda halkta karşılığı olan, söylediğimiz, demin saydığımız vasıfları olan ve performansı olan isimler olması gerekir. AK Parti bu değişiklikleri yapacaktır. Kongre süreçleri bunun için önemli bir fırsattır. Ve inşallah kongre süreçlerimizin sonunda da tam manasıyla bütün toplumun en ufak noktalarına kadar irtibatlarını sağlamlaştırmış, en ücra köşede kim ne söylüyorsa onu takip eden, bilen çok daha güçlü bir AK Parti ortaya çıkacaktır. Davutoğlu biraz AK Parti'nin teşkilatlanması üzerinden gidiyor, eski AK Parti teşkilatlanması üzerinden. Sizce Davutoğlu da AK Parti'den bir şey koparabilecek yeni bir siyasi oluşum oluşturabilir mi? Ya ben isimler hakkında konuşmak istemem. Yani genel siyasi tablo hakkında konuşmayı tercih ederim. Eğer biz bunları yapıp hiç kimseye bir alan kalacağını düşünmüyorum. Şunun da olmamasını temenni ederim. Bütün bu AK Parti'den kopan arkadaşlar için. Demin AK Parti karşıtı cephenin ana motivasyonunun Erdoğan karşıtlığı olduğunu görüyoruz. Ümit ederim ki bu arkadaşlar yapacakları siyasi çalışmalarla Erdoğan karşıtı cepheyi kuvvetlendirmezler. Yani diğer ittifaka geçmezler mi diyorsun? Yani oraya o değirmene su taşımazlar diye ümit ediyorum. Eğer böyle bir şey olmamasını temenni ediyorum. Bunun doğru bir siyasi yol olmadığını ifade etmek isterim. Çünkü Türkiye'nin yeni siyasi denkleminde herhangi bir yeni partinin kurulup buradan %50 artı birlik bir sonuca ya da çok büyük bir kitle partisi haline dönmesi imkan ve ihtimali yok. Bugün üzerinde konuştuğumuz AK Parti onlarca yıl, sadece 18 yıllık süreç değil, çok eski dönemlerden beri gelen büyük bir siyasi birikimin, bir fikri sürekliliğin parçasıdır. Binlerce mitingin, işte en ücra köşelerde traktörün üstünde kalkıp konuşanlardan, işte bugün için konuşmak gerekirse sabahlara kadar sosyal medya üzerinden parti çalışmalarını yürütenlere kadar, ne bileyim 3-5 kişinin olduğu bir evde gidip sohbet edenlerden yüz binlerce insanın bulunduğu mitingleri organize etmeye kadar çok farklı alanlarda çok zor bir iş siyaset. Yani ben bir parti kuruyorum ve bu hele hele bugünün Türkiye'si bunu çok daha zorlaştırdığı kanaatindeyim. Ümit ederim ki arkadaşlar Erdoğan karşıtı, AK Parti karşıtı cephenin değirmenine su taşımazlar. Peki içinizden yaşanacak kopuşlara karşı AK Parti'nin bir planı var mıdır? Demin söyledim planı. Biz kendi ana çerçevemizi kuvvetlendirerek, tahkim ederek,
tabiri caizse vidalarımızı sıkarak ve kadromuzu genişleterek yolumuza devam edeceğiz. Evet. Yargı reformuna gelmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da KHK'lılar bir buluşma gerçekleştirdi ve bir bildiri, 25 maddelik bir bildiri yayınladılar ve burada dediler ki işte cezaevinde olan hamile kadınlar olabilir, işte hasta insanlar olabilir. Bunlar tutuksuz yargılansın taleplerinin arasındaydı bu maddeler. Buna ilişkin bir çalışmamız var mı? Şimdi tabii bu yargı reformu, KHK meselesi bir başka bir konu ama bu yargı reformunun temel hususlarından birisi ulaşılabilir, süratli ve adil bir yargılama düzeninin kurulabilmesidir. Bunun için de tutukluluk sürelerinin mümkün olduğunca kısaltılması, yargı yükünün azaltılması, mahkemelerde en önemli sıkıntılardan birisi de o. Hatta bunun için de savcıların sanıklarla bazı konularda uzlaşarak mahkemeye gitmeden işi çözmesi, hatta arabulucu müessesesi, gönüllü arabulucu müessesesinin bir şekilde daha tahkim edilerek mahkemelerin yükünün azaltılması gibi çok ciddi reformlar söz konusu. Yargı reformuyla ilgili biliyorsunuz çalışma diğer partilere de gönderildi ve arkasından da ikinci yargı paketi vesaire gelecektir. Yargıyla ilgili sıkıntıları biliyoruz. Bununla ilgili olarak da gerekli düzenlemeler yapılır. Af gündemde mi peki? Şu anda şu yargı reformunun içerisinde yok. KHK OHAL dönemindeki o KHK'lardan dolayı mağduriyetlerin yaşandığına dair gündemler oldu biliyorsunuzdur, takip etmişsinizdir. Siz buna katılıyor musunuz? Gerçekten insanlar, hepsi için söylemiyorum ama belli bir kesim KHK ile mağdur oldu mu? Şimdi şöyle, yani Türkiye'nin tekrar 15 Temmuz'u o geceden itibaren hatırlarsak şunu görürüz. Eğer Türkiye'de bir mağduriyetten bahsedilecekse 82 milyon insanımızın tamamı mağdur edilmeye çalışılmıştır. Eğer 15 Temmuz hele o 1,5-2 saatlik bir süre içerisinde tersine tecelli etseydi işler bugün FETÖ darbesini yapmış olacak. On binlerce insan yargısız infazlarla yok edilecek. Efendim bırakın böyle KHK MHK, bir sürü insan devlet memuriyetinden atılacak ve son derece Türkiye belki bölünme parçalanma sürecinin içerisine girecekti. Zor bir darbe teşebbüsü Allah'ın izniyle, milletimizin gayretiyle önlendi ve ondan sonra çok büyük titizlikle bu süreç bir şekilde yürütülmeye çalışıldı. Bu anlamda devlet memuriyetinden uzaklaştırılanların ben büyük bir kısmının gerçekten örgütle irtibat ve iltisak üzerinden uzaklaştırıldığını düşünüyorum. Eğer varsa, gerçekten yanlış yapılanlar varsa onunla ilgili de biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de çok olumlu bulduğu bir süreç getirdik. Bir itiraz mekanizması. O itiraz mekanizmasında da son rakamı hatırlamıyorum, bilmiyorum. Hı hı. Ama binlerce insan evet bana yanlışlık yapıldı diyerek komisyona müracaat ettiler. Ve olumlu sonuç aldılar. Yani onlar da görevlerine geri döndüler. Dolayısıyla insanlar irtibatları, iltisakları tespit edilmiş olanlar devlet memuriyetinden çıkartıldı. Çünkü devlet memuriyetliği aynı zamanda da insanların devlete bağlılığını, sadakatini de zorunlu kılar. Çıkarıldılar. Onların içerisinden bir kısmı itiraz ettiler. Çok itiraz eden oldu da bir kısmının itirazı kabul edildi. Yine binlerle ifade edilecek şekilde. Onlar geri döndü. Hala haksızlık yapılanlar ya da gözden kaçanlar var mıdır? Olabilir. Nihayetinde bütün bunların hepsi insan şeyidir. Ama yol açıktır. İtiraz mekanizması açıktır. Dileyen bana haksızlık yapıldı derse buyursun bu itiraz mekanizmasını kullansın. Biraz ekonomiye değinmek istiyorum birkaç soruyla. Son zamlar bayağı gündemde oldu biliyorsunuz ve enflasyon düşüyor ama hayat pahalılığı konuşuluyor. Hükümet olarak bu konuda ne gibi adımlar atacaksınız? Şimdi tabii yani hakikaten Türkiye özellikle 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhuriyet tarihi boyunca karşılaşmadığımız çok büyük bir ekonomik saldırı altında kaldı. Kur ataklarıyla Türkiye ekonomisi alt üst edilmeye çalışıldı. Bir ekonomist olarak şunu açık söyleyeyim. Dünyanın hangi ülkesi, hangi gelişmiş ülkesi bu kadar büyük bir saldırıyla karşı karşıya kalsaydı ekonomisi yerle bir olur, darmadağınık olurdu. Çok şükür çok zor günler geçirdik. Hatta neredeyse 8 lira seviyesine doların yaklaştığı günler oldu. Çok zor günler geçirdi. Birçok insan iflasla karşı karşıya kaldı. Bir senelik bir dengeleme süreci söz konusu oldu. Ve çok şükür bugün bu dengeleme süreci sonunda makro dengeler bakımından Türkiye ekonomisi iyi bir noktaya geldi. Yani daha doğrusu o çok kötü dönemlerin hepsi
geride kaldı. İşte enflasyon bunlardan birisi. %12'lere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yıl sonu itibariyle yeni ekonomi programında da bunun %10'un altına inmesi, %5'in altına, %5 seviyesine inmesi hedefleniyor. İşte mesela Haziran ayında ilk sefer Türkiye 17 yıl aradan sonra cari fazla verdi. Yıl sonu itibariyle 4.6 milyarlık bir cari fazlamız olacağı tahmin ediliyor. Yine 2019 yılı için çok kötü başlangıç olduğu için Haziran sonrasında eksi büyüme, yani daralma düşünülüyordu. Bugün haberlerde de gördük. Dünya Bankası da kendi raporlarını revize ederek Türkiye'nin bu yıl sıfır civarında olacağını, yani eksi olmayacağını tahmin ediyor. Bizim tahminlerimize göre de yaklaşık 0.5 ve biraz daha yukarıda, yani pozitif bir büyümeyle 2019'u geçireceğiz. 2020'nin çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu süreçlerin hepsinde faiz tabii bir başka önemli faktör. Faiz çok ciddi şekilde düştü. Politika faizlerinin %15'e kadar düştüğü bir ortamdayız. Bu anlamda mesela konut kredi faizlerinin düşürülmesinin hemen konut kredi piyasasına yansıdığını görüyoruz. Buradaki temel amacımız şu, yani ülkeler ekonomik olarak zor zamanlardan geçebilir. Yani her ülkesi için bu geçerli. Ama bu ekonomik türbülansdan geçerken dikkat etmemiz gereken şey makro dengeleri korumak. Ama makro dengeler tek başına bir anlam ifade etmez. Bunun yanında tezgahı dağıttırmamak. Yani üretimin bir şekilde devam etmesini, düşebilir miktarı devam etmesini sağlamak. Baktığınız zaman Türkiye 170 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaştı. Bu anlamda sanayi ve ihracat arasındaki dengeye bak olumlu şeyler var. Ama bazı ürünlerdeki zam da tüketicimizi doğrudan doğruya ilgilendiriyor. Bunların bir kısmı işte uzun süre yapılmayan zamların yansıması olarak görünüyor. Ümit ederiz bunlar geride kalır. Asıl olan ailenin ekonomisinin güçlü olmasıdır. Tabii ki bunu sağlamak için de makro dengelerin güçlü olması, Türkiye ekonomisinin, hazinesinin dengelerinin güçlü olması ve Türkiye'nin ele güne muhtaç hale bırakılmamasıdır. Bu IMF tartışmasının da en önemli noktası burasıdır. Ben Deniz'de, Cumhurbaşkanımız'da biz çok net bir şekilde ifade ettik. Türkiye kim isterse istesin bir daha asla IMF'nin kapısına gitmeyecektir. Çünkü Türkiye tecrübesi ve diğer ülkelerdeki tecrübe de gösteriyor ki IMF meselesi sadece bir ekonomik program değildir. IMF ekonomik programlarıyla birlikte muhatabı olan ülkelerde siyasi bir programın uygulanmasına vesile oluyor. İşte Türkiye'nin işte 17. 18. protokolü, 19. protokoldan döndük. Yani gelirler idaresinin özelleştirilmesini dahi teklif ettiler. Biliyorsunuz evet. O üçlü koalisyon zamanında AK Parti öncesinde. Yani duyun umumiyeyi bile teklif ettiler. Dolayısıyla Türkiye bir daha günlere geri dönmeyecektir. Kendi kendimize ayakları üzerinde duran bir ekonomi, üretimin gücünü artırmamız ve ailenin ekonomisini güçlü kılmamız lazım. Bunun için tabii ki hayat pahalılığını indirecek tedbirler de ilave bir dikkat gerektiriyor. Onu da ifade etmek isterim. Operasyon üzerinden Trump'ın tehdidi oldu biliyorsunuz. Yani ekonomiyle oynarız dedi. Az önce siz de bahsettiniz 8 lirayı gördü dolar. Böyle bir tehdit var. Şimdi bu tehdidi hem böyle üzüntüyle, çok büyük bir üzüntüyle izledim. Hem biz o günlerde çok sık konuşuyorduk. Ya dışarıdan tehditlerle, dışarıdan operasyonlarla Türkiye ekonomisi böyle bir köşeye sıkıştırılıyor dediğimiz zaman neoliberal ağlar hep şunu söylediler. Topu niye dışarıya atıyorsunuz? Dışarıda değil ki, siz yapamadınız bu işi. Trump diyor ki ya Türkiye ekonomisini ben çökerttim. O operasyonları ben yaptım diyor, itiraf ediyor. Bir geçmiş dönemde hem de çok yakın geçmişte Türkiye ekonomisi üzerinde yapılan operasyonları itiraf ediyor. Ve neoliberal ağların söylediklerinin bir kere daha doğru olmadığı ortaya çıktı. Üzüntü vericidir. Müttefikimiz olan bir ülkenin devlet başkanının bunu biraz da kişiliği de böyle, yani açıkça bunları söylüyor. Üzüntü vericidir ama realitedir. Biz bunu geçmişte söylediğimizde yok öyle şey diyenler şimdi acaba ne diyecekler? Üzüntü verici bir şey, hakikaten bir suçun itirafıdır. Müttefike karşı işlenmiş bir suçun itirafıdır. Numan Bey, röportajımızın sonuna gelirken ben yıllardır siyasetin her kademesinde görev almış olan size birkaç soru sormak istiyorum. Numan Kurtulmuş'un en büyük pişmanlığı nedir? Vallahi bu soru daha evvel de bana soruldu. Tabii ki iç dünyamda ya şöyle olmasaydı dediğim bir şeyler oldu. Ama keşke şeytan işidir. Yani insanın en büyük zaafı keşke demektir. İnsanız, hatalar yapacağız, yanlışlar yapacağız ama keşke demek doğru bir şey değildir. Vardır bir hikmeti,
Onun da yaşanması gerekiyordu, onun da yapılması gerekiyordu demek lazım. Bu anlamda geçmişe baktığım zaman tüh şunu yapmasaydım, keşke yapmasaydım diyeceğim bir şey yok. Korkunuz var mı? Yok, çok belirgin de çok korkmadım. Çünkü Allah'tan korkan, samimi olarak Allah'tan korkanın başka bir şeyden korkmasına gerek yok. Bu kariyerinizde, bu etki alanınızda, memlekete dair ya da kendinize dair mutluluğunuz ne oldu? Ya çok oldu, çok böyle güzel şeyler oldu. Yani Türkiye'nin en büyük hem zorluğumuz hem çok hatıramız var o geceyle ilgili. Ama herhalde hayatımın politik olarak en mutlu anlarından birisi 16 Temmuz sabahında Boğaziçi Köprüsü'ndeki o askerlerin halk tarafından derdest edilip teslim edildiği görüntüleriydi. Orada çok duygulandık tabii. Milletimizin bir büyük tarihi uçurumun kenarından nasıl kurtulduğunu zaten o gece yaşamıştık. An be an yaşamıştık. O herhalde büyük bir mutluluktu. Türkiye için bir zaferdi, milletimiz için bir zaferdi. Hem yaşamınızda, özel yaşamınızda, hem siyasi kariyerinizde Numan Kurtulmuş'un bundan sonraki hedefleri neler? Bizim bundan sonraki hedefimiz Türkiye'ye ve dünyaya ilişkin iddialarımızın ve irademizin gerçekleştirilmesi, güçlenmesidir. Yeniden güçlü büyük Türkiye kurmak için bize siyaset imkan, fırsat ve mühlet işidir. Hı. Cenab-ı Allah imkan versin. İktidar bir imkandır. Ama fırsattır. Ama bunun daha güçlü bir şekilde devam ettirilmesi bir fırsattır. Bir de mühlet. Mühleti de iyi şekilde değerlendirmek lazım. Halkın rızası, hakkın rızası çerçevesinde değerlendirmek lazım. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye için düşündüğümüz iyi şeyleri gerçekleştirilebilecek. Dünyada yeni bir dünyanın kurulması, daha güçlü, daha adil bir dünya sisteminin kurulması için mücadele edecek zeminleri ve burada millete, ümmete faydalı olacak işleri yapabilmeyi Cenab-ı Allah nasip etsin. Allah biliyor, neredeyse her günde bu duayı ediyorum. Ya Rabbi, kalan ömrümüzde bu milletin hayır duasını kazanacak ve ümmetin hayrına olacak işleri yapmayı nasip eyle. Euronews programının konu oldunuz. Önemli açıklamalarda bulundunuz. Katkı verdiniz. Çok çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve bu yoğun gündemde kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de bu samimi sohbet için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.